Evet, dinliyorum. Merhaba, ben Settar. 18 yaşındayım. Size bir sorum olacak. Aleviler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aleviler candır, her zaman söylüyorum. Aleviler kabadayıdır, yiğittirler. Sanatçı insanlardır, sanatçı ruhludurlar. Ariftirler, derin düşünürler. Tefekkürleri çok zengindir. Bağnazlığa karşıdırlar. Yobazlığa karşı bir kaledirler. Sevgi insanlardır. Hayvanları, insanları, bitkileri, her şeyi severler. Dedem hep kızlarını Alevilere vermiş. Yani demek ki onlarda bir güzellik, iyilik gördü ki. Mesela Ahmet eniştem, Ahmet Kılıç eniştem Aleviydi. Mehmet Eray eniştem vardı. O da Ayten teyzemin kocası. O da Aleviydi. Ama çok efendi insan. Yani Alevi adamlar bize çocukluğumuzda korkuturlardı. İşte Kızılbaş bilmem ne falan derlerdi. Evet. Bizim ödümüz kopardı Kızılbaş kelimesine. Adam mesela tam evlenecekken kız ya Kızılbaşmış haberiniz var mı derdi. Anası babası bayılırdı falan, böyle yerlere yatardılar. Yani büyük bir felaket gibi. Hatta ateistler bile ateist oldu halde adam ne Kızılbaş mı diye şok olurdu. Ya kardeşim, Kızılbaşlık asil bir güzelliktir. Bir asalettir Kızılbaşlık. Çünkü Hazreti Ali'nin sarı bembeyazdı. Savaşta o delikanlı 17 yerinden yaralandı dedim. Sarı kıpkızıl oldu kandan. Oradan kalmadır Kızılbaşlık. Evet. Delikanlılığın, yiğitliğin, kabadayılığın sembolüdür. Evet. Ne var bunda? Alevilik, Hazreti Ali'yi sevmek, adı üstünde Alevi. Gayet güzel. Efendim, dolayısıyla Alevilik aleyhinde konuşanlar bilgisizliklerinden, sevgisizliklerinden konuşuyorlar. Çok ufku geniş, Allah'ı çok seven, peygambere aşık insanlardır Aleviler. Dolayısıyla o devir bizim vesilemizle kapandı. Artık Alevi alehtarlığı yok Türkiye'de. Evet. Yani o konuyu kapattık. Mesela Kızılbaşım diye göğsünü gere gere bugün Müslümanlar söyleyebiliyorlar. Evet, maşallah. Bütün Müslümanlar Kızılbaş'tır. Hepsi. Hepsi Hazreti Ali'yi severler. Hepsi Allah için canını verir. Yani şehit olur. Şehit neye? Kızla boyanmıyor mu vücudu? Kandan. Başına kurşun gelirse ne oluyor? Kıpkız oluyor başı. Bu anlamdadır Kızılbaşlık. Evet.